burayla başlayalım. Bu nedir? Ya bu akça ağacın tohumları. Bu ne cinsi akça ağacın? Akça ağaç Atropurpureum. Atropurpureum. Hepsi, evet. Şimdi burada bize tanıtacağın bitkilerin hepsinin ismini, bilimsel adlarını biliyor musun? Aşağı yukarı biliyorum. Şurada manolya var herhalde. Manolya. Manolya tohumu o. Bu da Skytelbrum akça ağaç. Bu da bir akça ağaç. Şu buraya nedir? Hemen ayağımın dibinde olan. Bu da akça ağaç. Evet, bunun da yaprakları minnak minnak. Küçük küçük. Neydi? Bunun adını unuttun herhalde Naci abi. Litte prens mi? Öyle bir şeydi. Olsun. O kadar biliyorsun ya. Arada kaçırmak ha. Olabilir. Şu, ya, bu, şu sağda hemen arkamızda iki tane bir kırmızı renk ve yanında yeşil renkli var. Yeşil renkli. Yine bu Atropurpureum'un yeşil cinsi. Kırmızısı olan? Kırmızısı şey var. Bu kırmızısı. Evet. Bu da yeşili. Çok güzel. Geriye doğru dönersek şuradaki, evet, şuna gelelim. Bu neydi? O da manolya. Hangisinde? Şu. İlex. Ha, İlex. İlex. Emre'cim sen de maşallah. Bilgi on numara. Hepsini biliyorsun valla. O biraz daha süs bitkilerine daha yatkın değil mi? Bu nedir Naci abi? Emre'cim seni de alıyorum. Kadrajasın. Sıkıntı değil. Aynı cinsleri, sadece renk yapısı değişik. Atropurpureum cinsinin. Evet. Değişik değişik tonları. Evet şu Emre'cim. Ne, hangisini Emre? Şu. Evet şu Emre'nin şu an tuttuğu hangisi? Butterfield. Butterfield. Kelebek akça ağaç. Bakalım yakından çekelim Emre onu. Dur şöyle. Naci abi, bu akça ağaç ilgisi sende nasıl başladı? Vallahi şeyde gördüm böyle kırmızı kırmızı. Ondan sonra ben bunu bir araştırdım. Bunun çok çeşitleri var. Hepsini edinmeye çalışıyorum. Edinmeye çalışıyorum. Dünyada kaç çeşidi var bu? Ya o kadar çok değil de. Hoşuma gidenleri. Hoşuna gidenleri. Maşallah. Yani şu an senin evinin hemen yakınındayız ve şu an iç içe kaç bitki olduğunu sayamadım ben açıkçası. Yani bu botanik parkta bu kadar, evet, çeşit yoktur herhalde. Evet, yoktur. Yok, kimse de yok. Bilmiyor ki adam adını. Neyi arayacağını, neyi istediğini bilmiyor adam bir kere. İnanılmaz güzel bitkiler ya. Yani hani kura göklerini çektin mi? Hangisidir o? Şu arada. Hemen onu da görelim. Evet. Sevgili takipçilerimiz, bu da Kore göknarı. Bakın ne kadar güzel bir rengi var. Alt tarafları böyle yeşil. Üst tarafları böyle beyazımsı. Gümüşü renkte. Evet. Çok da hoş bir bitki. Bu nedir Naci abi? Bu da bildiğimiz... Bu ters açılı kuş kirazı. Ters açılı kuş kirazı, evet, arkadaşlar. Bunun meyvesi falan mı oluyor? Meyve oluyor ama şey değil. Makbul değil diyorsun. Makbul değil yani. Peki. Bu arkada gördüğüm tohumlar var. Bu da az önce baktığımız... O şeyin, akça ağacın tohumları. Evet arkadaşlar, bu arada öyle bir şartlarda çekim yapıyoruz ki, nasıl? Yağmur yeni yağmış. Damlalar üzerimize şu an hemen, bakın şimdi görüyorsunuz Emre'den. Evet, bir sabunu eksik. Evet, bir sabunumuz eksik ama valla bu bitki aşkıyla hem Naci abiye hem kendimizi kayını ıslatıyoruz. Bu kayın ağacı mıdır? Bu kayın. Kayın kırmızı. Evet. Sonradan hafif bir yeşillenme olabiliyor. Evet, evet, görüyorsunuz bu kayın ağacının çok güzel bir yaprağı. Gördüğünüz gibi de bu bitkiler o kadar güzel ki iç içe. Altta Emre, burada mavi göknar var. Onu çekelim. Evet, onu çekelim. Evet, şu mudur? O, mavi göknar. Emre gel bakalım. Evet, bakın burada mavi göknarımız var. Evet, bu bitkileri nereden edindin Naci abi? Bu göknarı. Vallahi böyle çeşit çeşit fidanlıklardan böyle buluyorum. Yurt dışından daha geliyor. Yurt dışından, orman fidanlıktan. Evet, şöyle gideyim. Baştaki bitkileri biz tanıtmaya yaptık. Buradan geçiş var mı? Geçiş var da oradan gidelim. Buradan geldiğimiz gibi gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın şu an ben hiçbir bitkiye zarar vermeden buradan nasıl geçerim? Islanmak hiç problem değil. Orman. Evet, bir ormanın içindeyiz şu an. Fatih'in çalısı da var orada. Evet, Fatih şöyle. Öğreneceğiz. Aman, bir şey kırmadık değil mi? Yok, yok. Bu nedir? Ah, aman kısmı, aman. Çubuğu çubuğu. Aman Naci abi. Evet Naci abi, şuradan başlayayım ben. Bu neydi? O da akça ağacın yine çeşidi. Bu neydi bunun cinsin adı? Bu cins Atropurpureum. Evet, bu da aynısıydı herhalde. Bu neydi? Bu, sen az önce bununla ilgili çok özel bir şey söylemiştin. Kamelya. Çok fındık büyüklüğünde çiçekler açıyor. Çiçekler açıyor. Şu an mevsim çok mi değil? Yani mevsim geçti. Açtı. Anladım. Yani. Bu da yine parfüm ağacının yaprakları mı kokuyor, yoksa neden parfüm, evet, ağacı ismi? Çiçekleri kokuyor. Çok çiçekleri. Güzel. Bu nedir Naci abi? O şey, kızılcık, süs kızılcığı. Süs kızılcığı. Şu an çiçekler meyvesi herhalde. Bu da mı kızılcıktır? Bu da süs kızılcığı. Sanki bu da bir şey gibi, akça ağaç gibi duruyor, evet, ama akça ağaç gibi duruyor. Yaprakları çok güzel. Bunun, bu da farklı bir cinsi miydi?
Aynısını renkli, evet, renkli renk değişik olarak değişik bu bir versiyonu. Şey İspanyol göknarı. Evet bakın arkadaşlar bu da İspanyol göknarıymış. Öğrendik. Evet. Şu arkada çiçeklerimiz var. Bunlar nedir Naci abi? Onlar şey hosta. 3 çeşit hosta var. Hosta var 3 çeşit. Evet. Burada var. Şurada mı hostadır? O da hosta zaten. Yanındaki işte nedir? Bu mu? Evet. Ya bu da şey kamelya. Kamelya evet. Bakın işte şimdi şey var. Evet arkaya doğru gidebilirsem hostaların arasından şimdi yürüyeceğim. Emreciğim. Krevatis var bak sarmaşık. Evet. Çıkıyor. Bismillah. Evet şimdi. Çiçek açmış bak şöyle alalım. Evet oraya doğru boyumuzun da vermiş olduğu dezavantaj da diyeyim. Evet bu sanki şeye benziyor. Cezayir menekşesine. Benziyor mu? Benziyor şey değil mi? Klematis. Klematis. Bu ne var burada? Evet evet ilginç bir çiçek. Yalnız bunu biraz tutturmamız lazım herhalde Naci abi. Biraz kendini salmış bitki. Salmadığı şey yapıyor. Sarmaşık türü olduğundan. Evet. Bakın burada komşunun da bitkileri var. Onu da gösterelim. Komşunun bitkilerini de gösterelim. Bunlar sardunya. Evet şimdi şuradan çıkış var herhalde. Şu kenardan. Evet. Şurada yine bir akça ağaç gördüm. Burada yine görüyorum. Bu nedir? O da şey akça ağacın hilami, astropokram. Bu cinsten çok var herhalde. Doktor. Bu nedir Naci abi? Hangisi? O şey, güzellik üzümü dediğimiz. Nasıl bu? Meyve mi? Çiçek mi açıyor? Daha sonra onlar yuvarlak yuvarlak şeyler veriyorlar. Küçük küçük. Evet, İspanyol göknarının sarısı. Bakın ne kadar güzel. Bahçe süslemek için. Kırmızı fındık. Kırmızı fındık. Birazcık şu, şey değiştirdi. Kaliforniya fındığı diye geçen fındık. Bu o mu? Kaliforniya fındığı bu, dedikleri. Kaliforniya, kırmızı renk oluyor şeyler. Evet, buna gelelim. Bu neydi? Bu da kayın. 3 renkli kayın. Evet. Bakın arkadaşlar. Şu renklerin güzelliğine bakın. Her renk bir arada. Şu şey de alabilirsin. Bu neydi o pembe şey, uçlu? Aser'in şeyi yani. Farklı bir türü. Artık o kadar bitki var ki Naci abiyi de çok görmüyorum bitkilerin ismini unutmasını. Bakın burada yaban mersinleri var. Bu moru. Loro petalum. Oo, Emre'cim bakar mısın? Loro petalum. Oo, yalnız bu ağaçta o kadar çiçek oluyor ki. Bu yaprakları aha, göremezsin o çiçekten. Evet. O abi, kadar çok oldu. Emre'cim şurada poz vermek ister misin? Geç. Mevsimin farklı oluyor. Gel şöyle kulağına şey, doğru tut. Hangi mevsimleri? Evet. Bir tane ya çiçek dönemi çok geçti, güzel, evet. Kere veriyor bu sene. Ve şey gibi böyle üç sanki. Çok değişik. Değil evet mi böyle püsküllü gibi. Şimdi ikinciyi verecek. Tatar akça ağacı. Tatar akça ağacı. Evet tatar akça ağacı bu. Bu neydi? O da ileks. İleksin ileks bir türü. Emre'cim ileks senin ilgi alanında. Bu da değişik bir ileks. İleks verebiliyor muyum? Şu nedir abi? Fazla araştırmadım. O da şey. Bunu aklına gel. Şu nedir? Kalıyor. Şu bitki. O şey cennet bambusu. Cennet bambusu şurada arkadaşlar. Şu nedir? Şunun ufağı. Tam ona geleceğim. Şu nedir? O şey. Pieris japonica. Pieris japonica. Bu çiçekleri mi? Bunlar çiçek mi olacak? Çok, çok güzel çiçekler. Açtı da bunlar artık. Doğmadı. Bu neydi? O da şey aynı şu cennet evet, bambusu. Evet cennet bambusunu. Murat abi meyve arıyor. Evet meyve aramıyorum da bitkiler o kadar güzel ki. O da Loro petalumun pembesi. Loro petalumun pembesi. Bu kırmızı, bu pembe, bir de beyazı var. Evet şimdi asıl ilk başta baktığımız ama izleyicilerimizin görmedi. Erguvanı. Evet Kanada erguvanı. Bu herhalde bu çok nadir bulunan bir tür değil mi Naci çok abi? Çok nadir bulunan. Bir de zor üretimi çok zor olan. Evet. Emre ne diyorsun buna? Kadın berberislerin şu şeylerini çeker misin? Aa, şunun güzelliğine bakar mısın? Emre gel. Esas gölgede olduğu için yeşillendi o. Bakın arkadaşlar şu güzelliğe bakın. Şimdi size kadrajdan göstereceğim. Şöyle arkayı flu yapabilirsem. Şöyle tutayım hatta daha net görün. Bakın. Yine berberisin şöyle bir türü var, şeyi var. Evet buna da bakalım Naci abi. Çeşidi var. Evet. Yani açıkçası bu sarı kadar da var. Bu kadar dar bir alanda bu kadar bitki iç içe ve o kadar güzel duruyor ki o sanki. O da Japon mazısı. Japon mazısı arkadaşlar bu da. Şimdi birçok insan bu videoyu izlerken bu bitkilere aşık olacak eminim ve bunlara sahip olmak isteyecek ama bu koleksiyona nasıl ulaşabilirler Naci abi? Onunla ilgili de bir bilgi verebilir misin? Sen yıllarca ama tabii belirli bir sürede bunları edindin. Ya şey yapıyorum ben fazla olan çeşitlerden üretip satıyorum. Bu güzel. En azından sana ulaşabilecekleri bir link veririz. Bir adres olur, veririz. Evet. Evet bakın
Evet arkadaşlar, şu ne kadar güzel. Emre gelsene baksana, sanki özel. Ağaç için bir çeşidi. Evet. Bakın şu uzun uzun göstereyim ben size onu. Şöyle geniş açı, şimdi az önce gezdiğimiz yeri gösteriyorum arkadaşlar size. Bakın. Şöyle. Bu kadar alanda biz size nereden baksanız 40'a yakın bitki göstermişizdir değil mi Naci abi? 40'a daha ne 40'ı? Şöyle yani? Ortancaların olduğu yerden başlıyor. 250-300 çeşit şey var. Evet. Şurada. Yani benim hayal ettiğimden çok daha fazlası varmış burada. Yer var işte. Sadece evet. Arada kaçırdıklarımız da muhtemelen oldu herhalde. Ama yine de şöyle ben size... Gel ortancaları al. Evet, ortancaları da çekelim. Bu nedir Naci abi? Bu meşe yapraklı ortanca. Ağaç şeklinde oluyor. Emre bakar mısın? Emre şu. Sana onları tanıtırım. Sen hepsini bilemezsin. gel Emre. O tarafa da gideceğiz değil mi? Daha o taraf var. Daha orası. Bu bakın ortancalara bakın. Naci abinin ortancaları maşallah. Şu arkada yine bir akça ağaç görüyorum. Akça ağaç Crimson King. Yine onun arkasında büyük bir akça ağaç var. Drummondi. O çiçek açan neydi Naci abi onu? Sitalpa. Ona bir gidelim. Onu şey, evet, onu çekemedik. Çekme. Evet. Katalpa'nın. Evet. Bunun ismi neydi? Çitalpa. Çitalpa bu ince yapraklıydı değil mi? İnce Katalpa'ya yapraklı. Göre. Evet. Katalpa geniş yapraklı. Evet. Aynı çiçeğe veriyor. Emre'cim senin uzmanlık alanın bunlar. Arada yardım edersen iyi olur. Gel. Evet, yaban mersine geçtik. Evet. Abutilon. Evet bakın arkadaşlar. Bunun da herhalde hoş kısmı yapraklarının. Yaprakları ve çiçeği çok güzel. Evet, inanılmaz güzel. Yine abutulonun bir başka alacağını. Ben böyle alaca yapraklara biraz fazla aslayım. Müthiş. Nasıl yine, Emre? Yine ağaç ortanca. Bunlar aynı cins mi? O yok. O Sibirya cinsengi. Şu da. Bakın aslında birbirlerine ne kadar benziyor gibi gözükse de hepsi farklı türler değil mi? Yaprakları. Evet, yaprak yapılarından fark edebiliyoruz. Şu arkadakiler. Arkadakiler şey, şimşir. Şimşir. Oo, bak şunlar benim renklerim. Emre. Galatasaraylı. Evet, Galatasaraylı oldum belli olsun. Sarı kırmızı. Bu ne çiçeğidir? Ya onu ben de bilmiyorum. Bir yerde buldum. Adını falan da bilmiyorum. Bak, Galatasaray çiçeği koyalım bunun ismini. He? Galatasaray çiçeği koyalım bunun ismini. Galatasaraylı olsun. Evet. Şu nedir? O da şey, Afrika zambağı, Nil zambağı olarak da geçiyor. Evet. Zaten bakın şöyle gövdeden. Penstemonlar var. İki çeşit. Evet. Bir açık rengi, bir ondan. İşte bakın Naci abinin. Bunlar balon çiçeği. Naci abinin cenneti bura. Balon çiçekleri. Evet. Bir de beyazı var. Pembesi var. Pembesi var, moru var, ayvası var, narı var gibi. Bu da beyazı. Bu da beyazı. Çok da güzel çiçekler bunlar. Annem görmesin bu videoyu. Göndeririz, ne var ya? Evet. Bahçe devam ediyor arkadaşlar. Şimdi buradan. Bangelya'nın alaca yapraklısı. Bangelya'nın alaca yapraklısı. Biliyor muydun Emre'cim Bangelya'yı? Yok, onu bilmiyordum. Bilmiyor muyum? Bak Bangelya'yı öğren. Bak Bangelya'nın şeyi de var. Kırmızı yapraklısı çiçek da var. Çiçek açıyor mu bunu Hacı abi? He? Çiçek açıyor mu? Açıyor çok. Şu nedir? O sarmaşık türü de, onu ben de bulamadım. Ama çok güzel bir sarmaşık türü. Evet, neyse şey, artık. Katalpa. Katalpa bak. Az önce çitalpa'yı gördük. Bu da katalpası arkadaşlar. Katalpa. Bunun çiçeği herhalde şu an mevsimi değil. Değil şey yapmadı daha, ufak çiçeği. Bu Florida kızılcığı. Florida kızılcığı. Bunun meyveleri oluyor mu? O kuza kızılcığı gibi değil. Şey bu emalanşer olabilir mi? Emalanşer. Nasıl bak, biliyorsun? Nasıl bu biliyorum? Şey huş. Huş bak. Sarkık. Emre'cim sen huş bilmezsin. Bak bu huş ağacı. Huş ağacı önemli bir ağaçtır. Bilir misin huş ağacını? Huş ağacını biliyorum. Evet, bu da adını bilmediğimiz bir ağaç. Aslında şu bitki programları var Naci abi. Böyle resmini koyduğun zaman bulabiliyorsun. Evet, bulabiliyor evet. Evet bakın. Bu da. Evet. Ihlamur. Çok farklı. Ve çok farklı. Bu da ihlamur bak. Çok değişik. Şey nedir Naci abi farkı diğerlerinden? Ya bu erken yaprak yapısı görünüyor. İlk çıkan şey, yani normal pembemsi çıkıyor. Normal ihlamur gibi aynı şeyi veriyor mu? Daha güzel ondan. Kokusu daha tadı. Daha sonra oluyor. Daha güzel. Samanyolu kızılcığının özelliği yok. Sadece çiçek yapısı var, pembe renk. Hemen sona eriyor. Bu çok kalıyor. 20-25 gün şunun çiçeği üzerinde kalıyor ya. Beyaz bir. Beyaz büyük bir çiçek. Yani şey görünümü de var. Gösteri de var. Mayıs'ta çok sıkıntı. Arabayla buradan geçen duruyor bence. Böyle güneş, akşam üzeri güneş sabahçı. Bak, çok güzel, falan. Çok güzel bir kırmızı. Renkler böyle karışıyor gibi oluyordu. Bombağar renkleri de çok güzel oluyor. Çin koca yemişi.
Evet, ilk defa bitkiyi canlı görüyoruz. Çin'de doğal olarak yetişse, Çin'de doğal olarak yetişse de çinçilek ağacı. Meyveleri de böyle bizim koca yemişe benzese de ondan daha böyle formlu daha bir meyve. Koyu daha ve daha yumuşak. Yumberi olarak da geçiyor meyvesinin adı. Bu mutala mıydı? Mutala. Trabzon hurmasıyla aynı aileden dedik değil mi buna? Evet. Bu da bayağı boylanmış formlu bir bitki ama bu da kaya kirazıydı. Evet. Evet bakın. Görmeyenler varsa ülkemizin belli bölgelerinde yetişse de buraların coğrafyasının bitkisi değil. Bu da Leylak. Afgan leyla. Bildiğimiz Akdeniz murdu mu? Akdeniz murdu. Hambele. Siyah meyveli olan değil mi? Yok bu siyah. Ha siyah mı? Beyazı var aşağıda bende. Kivi bahçesinde. Evet bakın arkadaşlar. Karadeniz'de, Ordu'da bir Akdeniz bitkisi olan Hambeles murt. Evet. Siyah meyveli. Yine bu da şey. Bu nedir? Disectum cinsi. Akça ağaç. Akça ağacın disectum cinsi. Evet. Evet burada yine akça ağaçlarımız var. Yine burada. Yine var. Şu nedir Naci abi? Bu da bir akça ağaç herhalde. Bu da akça ağaç. Yine disectum cinsinin kırmızısı. Evet. Çok ilginç. Bu da akça ağaç. Evet. Bu da. Buar gerivanum. Hangisi Emre çok güzel dedin? Muhteşem. Şu mu? Arkada kırmızı olan. Evet burada yine bir akça ağaç türü var. Bakın şu arkadaki. Şu da akça ağaç. Evet. De. Hangisi Naci abi? Şu da akça ağaç. Evet burada da bir beyaz akça ağaç var. Şöyle alaca yapraklı. Bak burada. Evet ileri, içeri girebiliyor muyuz şuradan? Gireceğiz. Ben girdim önce. Bismillah diyorum. Aman yıkmadan. Evet. Evet Emreciğim gel. Rengi gel bakalım gel. Rengi bir bambaşka. Evet. Naci abi bunu nerede buldun? Onun rengi gerçekten. Valla o tesadüf öyle işte çıkıyor. Aralarda çok güzel renkler evet. Çıkıyor. Şu da herhalde farklı evet, bir cinsi. Şu gördüğün güvey kandili çiçek açıyor. Hangisi? Bu. Bu güvey kandili. Burada yine bu nedir? Yine akça ağacı. Şeker akça ağacı. Evet şeker akça ağacı. Yine burada altta yine küçük bitkilerimiz var. Bu nedir? Evet. Ceanatus. Mavi şey. Çiçek mi açıyor bu? Mavi kese ağacı. Çünkü meyveleri var. Tamam o tohum verdi. Bu nedir? O da loropetalum. Loropetalum. Sorbifolia. Evet şuna bakalım. Sorbifolia. Bu sem. Bu da bir akça ağaç cinsi. Akça ağaç değil. Değil mi? Bu başka bir şey. Evet sanki üç yaprak gibi gördüm evet. De. Çerçidiplum. Bu çiçek mi açıyor Naci abi? Bakın. Açıyor ama çok biraz evet. Yaşlı ağaçlar evet. Açıyor. Dal bağlantılarını görüyorsunuz pembe pembe. Şey, ona bakalım. Söğüt. Evet bu da söğütmüş. Evet alıcı yapraklı söğüt. Alıcı yapraklı söğüt. Evet sanki şu güzelliğe bakar mısın Emre nasıl? Desenleri muhteşem. Evet çok bu nedir işte. Naci abi? Bu şey cennet bambusu. Cennet bambusu yine burada da varmış. Evet şurada alıç mı var? Alıç mı görüyorum? Hangisi? Şu. Yok o şey o da aser cinsi. Evet aser cinsi bakın. Evet şu taraftan geçelim gel Emre. Burada yine şey var herhalde mavi ladin mi bu? Bu bodur mavi ladin. Bodur mavi ladin. Göknar brojera bu. Brojera. Bu da mavi ladin. Çok bu değerli bir ağaçtır bu arkadaşlar. Disectum cinsi. Bilen bilir. Bu nedir Naci abi? O da şey servinin yalancı servinin sarı olanı. Sarı olanı bu nedir? O da önoymuz. Alaca taflan dedikleri. Şunun ne olduğunu evet. Söyleyebilirim. Yine ileksin bir başka çeşidi. Evet ileksin bir başka çeşidi. İleksin başka çeşidi. Naci abi şimdi Emre bunu tahmin edecek. Şunu. Şu. Doğru mu tahmin ediyor sen söyle. Şili palmiyesi diye de geçiyor. Maymun. Maymun çıkmaz ağacı. Maymun çıkmaz ağacı. Maymun Arakarya, çıkmaz ağacı. Arakuana. Arakarya Arakuana arkadaşlar bu bakın. Bulamazsınız başka yerde. Bu nedir? Bu şey sıkas. Sıkas. Emre bunu biliyor muydun Emre? Biliyorum sıkası. Sıkası biliyorsun. Bu nedir Naci abi? Bu da şey cennet bambusu. Cennet bambusu. Çin palmiyesi diye. Bakın şu güzelliğe bambusu. Bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel değil mi? Bu da akça ağaç türü. Evet akça ağaç ve çok ince böyle dokusu yaprakları. Evet buradan geçelim herhalde yavaş yavaş sona geliyoruz. Çıkış varsa. Var daha çok. Evet burada ne var? O şey keklik kanadı diye geçiyor. Evet keklik kanadı. Evet buradan yine çıkalım. Akça ağaç türü. Yine bir başka akça ağaç türü. Yapraklarını şöyle göstereyim size. Şu cinko galiba. Hangisi? Cinko biloba. Hangisi odur? Şu ağaç hemen yanındaki. Şu yeşil şu. Var ya. Evet arkadaşlar bakın bu çok değerli bir ağaç. Bu özellikle ben bunun şey bitki aktarlarında
Satıldığını görüyorum. Neye yaradığını fazla yaprakları bilmiyorum ama. Yaprakları yürüyormuş da ben bilmiyorum. Evet. Emre'cim yemek ister misin yapraklarını? Yok, teşekkür ederim. Çok güzel oldun öyle bitkiler arasında. Gel bakalım. Bak şuraya ezmeden geçelim. Evet. Burada yine bir akça ağaç var Naci abi. Bu nedir? Akça ağaç. Conspicuum Red Flamingo. Oo, bunda şey yaprak gövde bağlantıları çok güzel. Çok değişik. Ondan evet. Daha ama zarar vermeyeyim. Esas rengi bu. Evet. Gel Emre. Orada şey vardır. Daha büyük ağaçlarda var. Evet. Gel bakalım. Şu arkalarda bir şey kaçırdık mı? Şimdi yine bir akça ağaç türü yine bak. Bu nedir? Bu da akça ağaç türü. Evet. Arkadaşlar. Yine burada. Kaliforniya su sediri. Kaliforniya su sediri. Evet görün. Bu mavi göknar. Mavi göknar. Bu da nadir bulunan bir çeşit mi? Bunlar da değerli çeşitler. Yine bloba var burada. Ginkgo biloba. Evet, ginkgo biloba var. Bu nedir Naci abi? Bu da aser çeşidi yine şey. Akça ağaç çeşidi. Sanki sarmaşık gibi duruyor değil mi? Böyle şey yapacağım bunu. Toparlayayım. Bu nedir? Burada bir palmiye daha var. Bu mu? Şey az önceki gibi. Evet, sıkas bu, sıkas. Evet. Bu nedir? Bu da şey, porsuk. Porsuk ağacı. Porsuk ağacı. Evet, arkada burada yine bir tane bitkimiz var. Evet, o da şey, kapı girişinde var diye o. Güzel çeşitler çıkabiliyor evet, arada. Evet, görüyorsunuz. Naci abi'nin cenneti burası. Bu. Evet. Bakın arkadaşlar. Beyaz frenk üzümleri bunlar. Naci abinin başına. Tatmak ister misin Emre? Gel bir tat bakalım. Tabii, öbürlerini benziyor. Senin gibi ye. Ben yemiyorum bunları. Neden? Pek hoşlan. İstediğin kadar ye. Hepsini ye. Ekşi. Sana soralım. Nasıl Emre? Hafif ekşi yani güzel. Aslında. Yani olsa yerim diyorsun. Olsa yerim. Şurada kırmızısı var orada. Evet. Bakayım Emre'cim tadarken. Bu bana daha ekşi geldi. Beyaz mı daha ekşi bu mu? Niye beyazı daha tatlı geldi. Bu biraz daha şeyde kaldı. Gölgede kaldığı için. Tam şey yapmıyor. Sen ne diyorsun Murat abi bir tat? Ben çok tattım bunları ama tut bir tane alacağım. Tamam. Şöyle. Ben ekşi meyveleri pek sevmiyorum ama. Şu. Yine de yine çok güzel. Dağ akça ağacının bir çeşidi yine. Evet. Bu şunu da çek. Çektin mi onu? Nedir o? Emre yeni sen. Yeni geleni. Aa evet. Emre sen tanıt bakayım kendi getirdiğin bitkiyi. Bu Emre ile geldi Almanya'dan. Cinsi ne olarak geçiyordu bu? Evet oraya Leopoldi. Arkadaki mendil ağacı. Hangisi? Bunun arkasında. Şu mu? Fındığa benzeyen. Mendil ağacı. Fındık yaprağına. Beyaz beyaz mendiller açıyor böyle ağaçtan sarkıyor ama kocaman kocaman. Sanki mendil asmışsın ağaca gibi. Bunları tohumdan mı yetiştiriyoruz Naci abi? Tohumdan yetiştiriyorum. Bunlar akça ağaç türleri. Hı. Farklı farklı türler var herhalde burada. Tek bir tip değil. Farklı türler değil de gene birkaç türlü farklı tür var. Şey olabiliyor yani yeşile dönüyor. Bazen iki renk bir arada. Evet. Öyle de olabiliyor. Şimdi sana şunu soruyorum Naci abi. Bu akça ağaç aşkı sende nasıl başladı? Vallahi görür görmez akça ağaca aşık oldum. Sonrasında da yenge sen duydun mu yenge? Duymadım. Yenge duydun değil mi? Görünce akça ağaca aşık olmuş. Neyse sen sonra sorarsın hesabını. Şey var kızılcık bak onun meyveleri falan da var. Evet. Ben not al yenge sen bunu. Ama şey bizde aile faciasına sebep olmayalım burada. Hangisi? Baksana yani meyveleri falan var. Evet evet kızılcığı da çekelim. Evet. Bu herhalde kızaracak. Yani normal kızılcık. Evet normal kızılcık bu. Ve gördüğünüz gibi de. Ve bu arada manzarayı da görmenizi istiyorum. Çok güzel bir yerdeyiz. Böyle. Valla akasyalar açınca gelseydiniz. Evet baharda gelmek lazımmış. Daha şey bak Nisan sonu Mayıs başları çok süper oluyor. Yenge sen ne düşünüyorsun Naci abinin bu aşkına? İlk görünce aşkına. Vallahi. Vallahi. Saygı duyuyorum. Evet. Bu arada Naci abiyle 6 yıldır tanışıyoruz, konuşuyoruz ama yüz yüze tanışmak bugüne nasip oldu. Bu bitkileri de
bugün görmek nasip oldu. Ve gerçekten hayal ettiğimizden çok daha güzel bitkiler. İç içe. Ama ya hepsini abi, de... Abi istiyorum benden değil mi? Evet. Naci abi hemen oradan bize bir bitki. Gördüğünüz gibi. Ayırdı. Şöyle manzaraya doğru da çekeyim onu. Çok teşekkür ediyoruz Naci abi. Bodurlar. Evet, bodurlar da görelim. Bunu şöyle bırakıyorum. Bahçe bitmiyor. Bodurlar. Bu bodurlar. Yine burada jumbeylerimiz var. Öyle. Gördüğünüz gibi bakın nereleri gezdik? Buraları gezdik. Az önce burayı gezdik. Ve böyle aşağı doğru elmalara şey doğru var. Gidiyor bahçe. Sarmaşık neydi? Nedir o? Düşmeden ona da göstereyim. Bir tanesi sen göndermiştin. Akebi. Akebiye ha? Akebi evet. Ya üzerinde meyve de vardı bunun. Naci abi bunu ben göndermişim. Ve tutmuş. Bir tane orada var köşede. Bir tane de burada. Aa, sen süper gönderdin. Süper. Tutmuş. Ve çok da güzel. Evet burada elmalar. Bu elmanın cinsi nedir Naci abi? Vallahi onu bilmiyorum ama şu an oldu o elma. Yiyebilirim. Evet. Ne diyorsun Emre? Nasıl? Beğendin mi? Çok beğendim. Çok şey güzel. Vardı. Her bende var. Şey var. Gel onu da görelim. Hadi bakalım. Gel önden bakayım. Alıçın çok değişik bir türü var. Evet Emre düşme sakın. Evet arkadaşlar şu an Naci abinin bahçesinin arka kısmındayız. Evet alıcı görüyoruz. Çok değişik bir alıç. Yani bu böyle yapraklı alıç bulamazsın. Evet. Şu manzaraya da bakar mısınız bu arada? Evet Naci abi sen burada yaşlanmazsın. Ağaç her tarafı şey bak meyvedir. Baya meyve çok ama harika bir şey var tadı meyvenin. Yeşilin tonlarını buradan görebiliyor. Takipçilerimiz. Sağ olsun. Evet. Mor salkım yani. Dua etti buralar. Şuralara baksana. Hep onda. Nereden diktiydim bunu buraya? Bir kök kalsa. Naci abi sana teşekkür ediyoruz. Bu güzel bahçeni bizimle evet. Paylaştın. Gösterdin bizlere. Sağ ol. Senin sayende birçok bitki yani. Takipçimiz tanıma şansı bulacak bu video vesilesiyle. İnşallah onlar da senin vesilenle belki bu bitkilere ulaşmak isteyecekler. Sen birçoğunun satışını yapıyorsun. Yardımcı oluruz. Elimizde olan türlerden. Şey yapabiliriz. Evet ben ekranın köşesine link koyacağım. Adres bırakacağım. Takipçilerimiz de buradan Naci abiye ulaşabilirler. Telefon numarası da bırakacağım. Evet videomuzun sonuna geliyoruz. Şöyle kadraja hepimizi bir video kamerayı da çevireyim. Bir hatıra görseli gibi olsun. Emre sen de gir araya. Şimdi bir de foto da çekelim.